Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Şimdi bugünkü konumuz merkezi sınavla liseye yerleşme. Yani hepimizin bildiği ismiyle liseye giriş sınavı ile ilgili. Milli Eğitim Bakanlığımızın paylaşmış olduğu bilgileri siz sevgili öğrencilerimizle ve ailelerimizle paylaşma ihtiyacından kaynaklanan bir yayın yapmayı planladık. Şimdi tabii zor günler geçiriyoruz. Dışarıya çıkamıyoruz. Her türlü sosyal ortamımız kısıtlandı. Sadece evin içerisinde birbirimizle ya da kendimizle vakit geçirmeye çalışıyoruz. Aslında bu krizleri fırsata çevirmek en güzeli bu. Sınav tarihleri ertelendi. Malum hem üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlar için hem liseye giriş sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için bir takım değişiklikler var. Bu değişiklikleri mutlaka takip etmek gerekiyor. Gerek yüksek öğretim kurumlarının bilgilendirme sitelerinden ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfalarından ya da alanında uzman kişilerin Facebook, Instagram, Twitter sayfalarında ya da bloglarında mutlaka bu bilgilerin güncellenmesi çok önemli. Evet, karalar bağlamayacağız, yas tutmayacağız. Olan bütün karanlıkları bir mum yakarak aydınlatabiliriz. Her şey bizim avuçlarımızda. Hatta onunla ilgili bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Önemlidir umutlarımızın var olması, inançlarımızın yüksek olması, kendimize inanmamız, inanmakla beraber çalışıyor olmamız ve bu süreci güzel bir şekilde değerlendirmemiz, zamanımızın kıymetli olduğunu anlayıp o uğurda hazırlıklar yapmamız bizi başarıya götürecektir. Şimdi bir anne iki tane kızın elinden tutup bilgi adamın yanına götürür ve kızlarına der ki bu bilgi adamdır. Ve bu bilgi adam sizin aklınızda ne kadar soru varsa bunların hepsini size cevaplayabilir. İstediğiniz soruyu bilgi adama sorabilirsiniz der. Kızlar bilgi adama aklındaki bütün soruları sorarlar ve cevaplarını almaya başlarlar. Başladıkça bunlar hoşlarına gider ve bu saatlerce devam edip gider. En sonunda büyük kız canı sıkılınca küçük kıza der ki bugün bilgi adama bir soru soracağım. Ve bilgi adam bunu asla cevaplayamayacak. Abla ne soracaksın der. Der ki elime bir kelebek alacağım. Canlı bir kelebek. Ve bilgi adamı uzatacağım. Bilgi adama şu soruyu soracağım. Bu kelebek canlı mı ya da cansız mı? Ve zaten canlı. Bilgi adam canlı derse avucumla şöyle sıktıracağım. O kelebek ölecek. Ama cansız derse zaten canlı. Avucumu açacağım ve bilgi adam her koşulda bunun cevabını bilemeyecek. Biz de evimize geri döneceğiz der. Kardeşi bunu mantıklı bulur ve ablasıyla beraber bilgi adamın yanına giderler. Abla eline kelebeği alır ve bilgi adamı uzatır. Der ki ulu kişi, bilge kişi elimdeki kelebek canlı mı, cansız mı? Bilgi adam şöyle kızın gözlerine bakar ve der ki onun canlı ya da cansız olması senin avuçlarının içinde der. Ve bu hikaye burada biter. Aslında çok kıymetli bir cevaptır bu. Her şey aslında bizim avuçlarımızın içinde. Evet, zor günler yaşıyor olabiliriz. Evet, bazı şeylerden kısıtlanmış da olabiliriz. Dışarıya çıkamıyor da olabiliriz. Arkadaşlarımızla bir araya, sevdiğimiz insanlarla bir araya gelemiyor da olabiliriz. Bazı mekanlara istesek de gidemiyor da olabiliriz. Ancak bunların hiçbiri gerçekten hayalleri ve hedefleri olan adamlar için mazeret değil. Bizim için de mazeret ve engeller sadece bizim başarı merdivenlerimiz olabilir ve bu merdiven basamaklarını biz tırmana 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 istediğimiz yere çıkabiliriz. Sevgili gençler ve sevgili aileler, sevgili annelerim ve babalarım, bu süreçte biraz daha empati, biraz daha sempatiyi ön plana almanızda faydalar var. Çocuklarımızın yerine kendimizi koymak, yaşlarımızın yerine kendimizi koymak ve onları o şekilde anlamak, onların duygularını anlamak ve hissetmek yapılabilecek en kıymetli şeylerden bir tanesi. Evet, dar bir alandayız. Evet, önümüzde bilinmeyenlikler var. Karanlık dediğimiz bir takım, gelecek dediğimiz bir takım belirsizlikler var. Bunların hepsi birer kaygı cümlesi, kaygı duygusu. Stres ve kaygı bulaşıcı. Eğer siz kaygılıysanız ve stresliyseniz mutlaka bunu yanınızdaki insanlara da bulaştırıyorsunuz. Ama bunun tam tersi, eğer siz sakinseniz, esnekseniz ki sert olan insanların kırılma olasılığı çok yüksek, esnek olan, hoşgörülü olan insanların da
kırılma olasılığı çok düşük. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Yanımızdaki insanları daha iyi anlayalım. Yanımızdaki insanlara daha anlayışla, saygıyla ve gülerek, sempatiyle karşılık verelim. Onların duygularını, onların hislerine tercüman olalım. Ve birlikte bu süreci en güzel, en etkili, en verimli bir şekilde geçirmeye çalışalım. Karanlığa küfretmeyin der Konfüçyüs ve çok kıymetli bir sözdür. Karanlığa küfretmek yerine bir mum yakmak belki de yapılması gereken en basit bir şey. Şunu bilmeliyiz, hayalleri olan adamı kimse durduramaz. Eğer bizim hayallerimiz varsa ve biz bunları zihnimizde canlandırabiliyorsak, bizim önümüze değil virüs, dünya bir araya gelse kesin gayretlerimizden vazgeçiremez. Ancak şunu da bilelim, başarı merdivenleri eller cepte tırmanılmaz. Zafere çiçekli yollardan gidilmez. Mutlaka tökezleyeceğiz, mutlaka yorulacağız, mutlaka of puf ya olmuyor, işte yoruldum, bıktım gibi cümleler bizim iç dünyamıza, duygu dünyamıza gelecek. Ama bunların hepsini yine olumlamayla, güzel düşünerek, güzel duygularla ve zamanımızı etkili ve verimli bir şekilde geçirmekle aydınlığa dönüştüreceğiz. Şimdi sevgili çocuklar, sevgili gençler, sevgili anne ve babalar, bu süreç kolay bir süreç değil. Milli Eğitim Bakanlığı bir takım akılda kalan soruları cevapladı, bir takım bilgilendirmeler yaptı. En azından kendi şehrimle ilgili, bunumuzla ilgili merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okulların listesi yayınlandı. Burada bir takım değişiklikler var. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Dört Divan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68 kontenjanla bu sene merkezi sınavla öğrenci alacak. Bununla beraber Mengen, Aşçılar Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 120 öğrenciyle merkezi sınav puanıyla öğrenci alıyor. Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi 120 öğrenci. Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yine 120 öğrenci kontenjanıyla. Bolu Gerede Fen Lisesi 136 öğrenci kontenjanıyla. Bolu Fen Lisesi 170 öğrenci kontenjanıyla. Bolu Sosyal Bilimler 136 öğrenci kontenjanıyla. Bununla beraber bu yeniliklerden bir tanesi İzzet Baysal Anadolu Lisesi, yani meşhur ismiyle İBAL, Yusuf Hocam'ın okulu, 204 öğrenciyle, ki bu okulun da kız ve erkek pansiyonu var, bu sene merkezi puanla öğrenci alacak. Bu çok kıymetli bir bilgi Anadolu Lisesi olarak. Ve kendi okulum, dünyanın en iyi aşçılarının yetiştiği harika bir okuldur kendisi. İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 120 öğrenciyi merkezi sınav puanıyla bu sene alacak.